tenceremizi koyduk. Bu tenceremiz biraz tam oturmuyor şu usta buna. Bu niye öyle bu tencere? Bunun altı küçük. Kendine göre dibi küçük. Şöyle tenceremizi koyduk. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyi sağlık versin. Bizleri sorarsanız yağıyor arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Sobamdan da duman çıkıyor. Tenceremin altına deterjan sürdüm. O zaman hemen şöyle bir yıkarken çabucak çıkıyor. Buraya da öteberilerimi hazırladım şöyle. Öteberi derken? Şurası dön işte kabımı kaşığımı. Allah ne verdiyse. Mısırımı aldım. Şöyle arkadaşlar. Yukalarımı aldım buraya, kuru yukalarımı. Tavya tereyağımı aldım. Melek Hanım nereden buldun tereyağını ya? Vallahi kınalımın arkadaşlar hep dedim ya bir evin anası diye. Vallahi anasıydı gerçekten de. Ama ne yapalım, imkanlar öyle yerimiz olmadığında kınalımın son yağısını çıkarttım dolaptan. Onu da aldım. Buraya patatesimi de aldım. Bıçağım burada. Teknem de burada. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar izlerken abone değilseniz şöyle bir abone tuşuna dokunursanız memnun olurum. Yorumlarınızı bekliyoruz. Nerelerden yazıyorsunuz? Nerede oturuyorsunuz? Belki benim civarlarımda oturursunuz, böyle tanırsınız. Yazarsanız memnun olurum. Tabii ki abone olursanız daha çok sevinirim. Sizlerle beraber çıktık bu yola. İnşallah sizlerle beraber yürüyeceğiz arkadaşlar. Sizler varsanız ben de varım. Sizler yoksanız ben de yokum. Bu bir gerçek. Beraber yürüyeceğiz bu yollarda. Bu yollarda beraber yürüyeceğiz. Yağmurda, yağışta, çamurda. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ım ne gönlünüzden geçirse nasip etsin. Bugün de bayağı bir yağdı. Dünden beri iki gündür yağıyor. Hemen hemen daha üç gün oldu. Sadık eniştem geldi. Eniştem dün geldi. Dün akşam öğleden sonra gelmiş arkadaşlar. Doğru direkt arabayla geldiği için Tekirdağ'dan binip doğru evine kadar geldi. Şimdi eniştemi daha görmedim. Telefon açtım tabii ki. Akşam konuştuk. Sabah da Sunay'ı aradım. Eniştem telefonu pek kullanmaz. Şimdi dışarı çıkarken kapatır. Buradan dikme falan getirmiş. Onlar dikermiş şimdi. Eniştemin yanına gideceğiz. Şu Hüsnü ile. Şimdi evde kadın yok. Orada bir düzen yok. Dedim ki yanına boş gitmeyeyim eniştemin dedim. Ona bir börek yapacağım. Haşlanmış patatesim de vardı dolapta böyle. Eniştem de sever. Eniştem pancar çorbasını çok sever. Yemeklerinin içinde arkadaşlar. Sarma bilen var dolapta ama o sarmayı çok sevmediği için sarma bilen pişirmedim. Ateşe suyumu da koydum. Suyuma tuzumu da atayım. Sizlerle şöyle gidelim yağmura yavaşa lahanalarım. Tuzunu atayım. Tuzunu niye önce atayım arkadaşlar? Tuz ile beraber suyu kaynasın. Tuzunu önce katarsak pancarımız sarı olmaz. Daha önce söyledim mi bilmiyorum sizlere ama pancarımız sarı olmasın. Çorbamız. Şöyle. Tuzumuzu da attım. Gidelim şimdi. Suyumuz da kaynayacak karşımız da biz gidene kadar. Vay. Evet. Su kaynayacak. Bu kaynasın biz gelene kadar. Kayna kazanım kayna. Yaza kadar. Yaza kadar. Güze kadar. Biz de geleceğiz güze kadar mı? Güze kadar buradayız. Hadi gidelim şu kısa. Pancarımızı da alalım. Şöyle. Fakat arkadaşlar yerimiz de çok güzel oldu. Değil mi Melek Hanım? Geniş geniş güzel oldu. Burası çok güzel oldu. Az önce Özlem uzun aradı arkadaşlar. Vallahi bak. Tam videoya girecektim. Bu arada. Anne ne yapayım dedi. Dedim bunu enişten yemek hazırlayayım dedi. Ooo enişte ne yapacaksın anne diyor. Pancar çorbası yapacağım kızım dedim. Börek yapacağım götüreceğim ona dedim. Anne de inşallah biz de yürük diye. Dedim çoğu kanla tatile çık diye. Gel kızım dedi. Ona yani şu anlar hem bir temiz hava alırlar. Tabi bayrama gelecekler Allah nasip ederse de. Tabi yok kurban bayramına gelecekler. Ramazan bayramına gelmezler. İnşallah bakalım. Ondan da öyle konuştuk. Tamam şu usta. Evet. Ben az içeride bir şey alacağım. Al. Arkadaşlar bak arkadaşlar şu havaya bak. Ne kadar güzel bak.
Bulutlar böyle dalga dalga. Aynen deniz dalgası gibi. Çok çok güzel. Sis. Çok güzel arkadaşlar. Böyle var ya hava. 10 numara. Melek Hanım çiçekler bile baksana şey etmiş, düzelmiş. Görüyor musun abi? Hı hı. Dalından diktik bunu arkadaşlar. Bakalım da gülü ne renk olacak? Kırmızı mı sen mi? Nasıl olacak? Kırmızı gül daha güzel. Evet. En fazla sevdiğim benim kırmızı. Bismillahirrahmanirrahim. Pazarımın şöyle kapısını açayım. Allah'ım yarabbim. Allah'ım. Kurban olduğum Allah'ım. Allah'ım olmayanlar da versin. Amin. Böyle pazar. Amin. Benim pazarımın kapısı herkes açık arkadaşlar. Eşe, dostlar, kola, komşuya herkes açık. Şöyle teknemin altını şuraya koyayım. Çok toprağa derdim eden. Şöyle alayım. Melek Hanım, insana Allah verecek. Tamam mı? Tabii ki Allah verirse arkadaşlar. Allah verirse alayım. Vermezse alamıyoruz arkadaşlar. Her şey Allah-u Teala'nın işi. Melek Hanım, buralarda açmış olursun yani, değil mi? Evet, buraya kazacağım da. Biraz doğru falan dikeceğim buraya yine. Ne? İtmek mi? İtmek. Üstelik pancarını kesmişim. Bak. Tam itmek. Şöyle. İlaç, ilaç. Şu havalar düzelirse burayı kazacağız herhalde, değil mi Melek Hanım? Tabii ki. Artık iç zamanı şu hızda. Bu pancarlarım da kesilecek arkadaşlar. Da yağmurdan dolayı yapamadım yani onları. Diyeceksiniz Melek Hanım, yağmur ne laha? Çünkü bayağı bir pancar var. Yağmura belki sülük çıkar. Böcek. Diyeyim ama üstünde güneş olursa hiçbir şey olmaz. Tertemiz kesersin. Evet, aynen öyle. Hem temizledim hem topladım. Bu yeni pancarmış. Yani onlar yeni pancar. Yeni mi o? Yeni onlar. Böyle iki tanecik de ondan al be. Niye? Bu pancar değil mi? Karıştır içine gitsin. Ya bu pancar değil mi? Şurası da bu daha tatlı ya. O da tatlıdır. O da tatlıdır değil mi? İki tanecik. İki tanecik de onun içine kat. Üç tane olsun ya. Fazla kapatma bak. Üç tane çıktın ama. Ne bileyim, o zaman sen bilirsin. Sen şuna bak arkadaş. Su İki gibi ya böyle. Üç tane çıktın, ne yapayım ben şimdi? Ama Melek Hanım su gibi ya, şuna bakar mısın? Su gibi. Al bakalım şu yeni diktiklerinden al bakalım. Bunlar yeni lahana almış arkadaşlar. Bu da maşallah nasıl oldu bak. Üstüne limon sık. Ye, yeah, değil mi? Sen, bak iki tane dedim ben bak kaç yaprak aldım. Kaç yaprak aldı bak. Haydi yeter bu kadar. Yeter tamam. Duvurcuklarımız da o kadar güzel oldu ki. Buğacıklar hakikaten çok güzel oldu. Buradan buraya yetişiyor. Buradan da oraya yetişiyor arkadaşlar. Şunları ortaya da bıraktık ama. Onları keseceğim şuradan. 2 kök, 3 kök alacağım bakalım. Oradan 2 kök bırakacağım tohumluk yeter. Şurada o kadar tohum ne yaptı? O dünya olur dünya. Aman Melek Hanım. O ağacıma değme. Ağacımı sallama. Nara değmeyin değil mi? Nar o nar. Sözden nar bakalım ne çıkacak. Nar. İnşallah olur. Ama yaprağına bağırsan nar gözüküyor. Değil mi Melek Hanım? Nar.
Onun dibine bir tane şey ağaç, ne ağacı? Bir ufak bir şey yapalım ona. Bile. Ağaç yapalım, yanı başına dikelim. Ben pancarı yiyip de siz pancarsız durur musun? Durmazlar, değil mi? Şöyle bir çekin pancarımızı. Açık parasak girer değil mi hayvanlar? Yok, bir denesene. Bir denesene şunu usta. Bir deneyin değil mi? Bir tane kalmazdı. Onların kulaklarını tutup tutup kopartmayalım bunlar. Ben şuradanlar şurada bir güzel yakayım. Mis gibi. Burada ben bir yakayım şurada da bunları. Tamam. Nasıl Melek Hanım? He? Nasıl? Yağmur üstündeydi. Toprağı falan yok da. Sahte toprağı kesmedim. Yine de ben yıkayım. Tabii tabii, yıkamadan olmaz. Şimdi bunun çorbasını yapacağım. Bayağı soğuk. Soğumuş mu? Melek Hanım, neredeyse kar yağacak tepelere ya. Baksana yine. Neredeyse kar yağacak. Bayağı yağdı sanacağım ben şimdi. Baksana, kar yağacak neredeyse. O kadar soğudu. Bir açarsa artık iyi olur. İnşallah iyi olur. Şuna bak, şöyle yapsana. Şu güzelliğe bakar mısın? Nasıl kırılıyor bak. Kırıldı, kırıldı. Ufandı. Çıkır çıkır. Pancar mı yesin geldi şurada? Hiç sorma ya. He ya. Bol suyla iki su yıkalım arkadaşlar. Şükrü, sen ikiden aldı dedin ya. Evet. Ben de kaç tane aldın? Kaç tane aldın? Saymadım. Ben de saymadım. Ha, sayma, boş ver. Evet, dolu bir tutam yapayım. Elimin içinden. Köklü köklü arkadaşlar. Çatır çatır vallahi. Şöyle bir kırsana Melek Hanım, bir görelim ya. Şöyle çıt etti şuna. Görüyor musun? Ondan evet. Sonra çok olacak elime, çok geldi. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Gördüm. Şöyle bir doğrayayım. Bunun çok ince olmasına gerek yok arkadaşlar. Çorba
Melek Hanım burada ben yandım sıcağı. Sıcağı yandım burada. Sıcağı suyu bile gireyim. Masayla biraz öne yaklaştım çünkü usta. Sana diyor sıcak yaptım Melek diyor. Dedim üşümedim de. Tabi acı çiğse yedim yağmur. Güzel yandı ama sabah. Arkadaş nasıl yanıyor? Sabaya bakın arkadaş. Yanıyor. Kurudunlar. Hala yine bahçede olduğunu bulacak arkadaşlar. Onlar da bahçede buldular. Vallahi ne yanıyor var ya. Bir tane arkadaş yoruma yazmış Melek abla. Sobanın yönünü işte arkayı duvara getir, yönünü bu tarafa getir diye. Yapacağım bunu arkadaşlar. Yarım boru lazım iki tane. Aldığım zaman aynı öyle yapacağım. Zaten yönü de öyle oluyor sobanın. Böyle ortaya geliyor biraz. Yolu kapadı yani değil mi? He. Yapacağım bunu da. Biz öyle yaparız. Ne yapalım? Ben şu pancarlarımı bir doğrayım şimdi biraz. Tamam Melek Hanım doğra. Şöyle bir kapağımızı açalım. Suyu kaynıyor. Arkadaşlarımıza göster istersen suyunu düşürdük. Evet kaynıyor. Şöyle lahmacunun içine atayım. Kaynaması kesilmesin. Altına uzun da bu da suyumuza göre olmuş pancarımızda. Kökümüzü de şöyle koyalım. Pancarımızı tencereye attık. Ben şu silimi falan bir yıkayayım hemen. Tamam. Hazırlayayım. Buraya da börek tavasını atacağım ya. Hem pancarım pişecek hem böreğimi yapacağım şimdi. Ortaya ne ediyormuşuz? Hopal sen belki bana. Odun atmış yoksa yatırmış gibi odunları. Şurası diye odunlar şöyle ahuru koyuyor bunlar arkadaşlar. Yok odunlar elindeki yatırıyor adam. Onları ahuru koyarsan daha hem çabuk yanar şurası hem de yemeğimiz de çabuk olur. Dur bakalım bir daha yap bakalım. He? Göster. Dur ahur elimi daha içine sokup alacak hali mi odunları? Şöyle ahuru koyacaksın odunları. Kızın yapışmayacak odunlar. Anladın? Hem güzel yanar. Evet yandı. Yanar. Anca yandı. Güzel yandı. Güzel yandı görüyor musun? Bazı aynen. Kere dinlemeden lafına. Evet doğru söylüyorsun. Değil mi? Aynen öyle. Ben şeylerimi yiyeyim, sinimi yiyeyim az. Şöyle böreğimi de atayım ateşe. Bu da burada kızarsın. Tavuğun da ortası oharı kalkmış arkadaşlar. Ne oldu kız? Tavuğa ne yapıyor? Geveliyor. Öyle derler. Güzel
Buraya da bir içimi koyayım hemen. İçim telefonun üstüne de. Benim de Asiyen patatesli böreği çok severim arkadaşlar. Başka börek yemez. Patates. 5 yukadan yaptım böreğimizi. Oo, kabardı sanki. Evet. Kabardı baksana. Bak ben bakayım. Şöyle hemen. Tencereye bak sen bir. Pancar uçuyor, uçuyor. Şuruz da. Vay. Pancarı yakala. Yakalayamam ki. Şuruz'u gönderdim bahçeye arkadaşlar pirasayı almaya. Allah razı olsun. Gelirken de yıkadı orada. Melek Hanım, bizim işimiz o. Yanlış mı? Yanlış olur. Burayı da yakmayalım da. Alıp getir, çek. Kara tavuk bağırıyor Melek Hanım. Kara tavuk. Çıtır çıtır doğru arkadaşlar. Doğradım bile çıtır çıtır. Şurası. Pırasayı doğradı. Evet. Ama satın alınan pırasalara benzemiyor arkadaşlar bunlar. Azıcık bu, da sıvı yağ kadayım üstüne şöyle. Bunların tadı daha fazla farklı yani. Tadı daha güzel. Şöyle böreğimize de bir bakalım arkadaşlar. Böreğimiz de kıpkırmızı. Şöyle. Çok az bir şey yağ da altına. Hemen tabii indirelim onu. Melek Hanım yağlara zam gelmiş yine. Her şeye zam gelmiş ama sana bakarsan her şeye zam geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Oo, nar gibi valla. Şöyle onu şuraya al. Burada sosumuz da olmak üzere. Bunu da kenara alayım. Benim çok güzel koktu. Çok güzel koktu. Çok güzel koktu valla. Hemen pancarımın da ununu salayım şu üst üstüne. Onun da eledi güzelce mısır unumu. Kaynayan yerine. Şöyle. Fıtıklıyorsun yani. Evet. Şöyle görsün arkadaşlar. Onlar da yapar inşallah. Tadı damağınızda kalır. Çok da ne olmayacak tabii ki. Şöyle bir karıştırıyorum. Daha istiyor. Bu olacak bu. Niyeti hiç iyi değil. Bana bırakmadı.
Sobada öyle bir yanıyor ki arkadaşlar. Hemen sosunu da atacağım üstüne. O baca da ne güzel çekiyor. Baca güzel çekiyor. Ali abi ne güzel yaptı onu. İçine şey falan da attı ona. Sacını macını koydu boğazına. Yüzük falan da attı. Şöyle. Sosumuz da oldu. Onu da dökeceğim ona şimdi. Eniştem gelmiş de ben yanına gitmez miyim değil mi arkadaşlar? Eniştem de benim gibi bacağından rahatsız aynı. Oo. Evet. Yemişim pancarımızı düşürdük. Evet. Ancak fokurdamaya başladım yani. Un attım ya şey, yukarıdan attığım zaman soğuk geliyor ona. Kesiyordu onu. Nereden attın, yukarıdan mı? Yukarıdan un atayım yani böyle. Aynen. O soğuk geliyordu ona, kesiyordu. Un yine şöyle biraz bir bitsin. Bitsin bakalım. Hem bitsin hem şişsin. Evet. Bak şu yukarıda nasıl kaynıyor. Gel şöyle. Tereyağısını da aldı içine. Pirasasını, pul biberini, çok az salçak attım arkadaşlar. Hiçbir şey katmadım. Bizim halis muhlis derler yani. Halis muhlis pancar çorbamız bu. Katkısız. Sadece mısır unu, yağsı, salçası. Bazı kere ben hiç salça da katmıyorum. Pul biberini biraz bol döküyorum onu. Şimdi pul biberini bol dökmedim. Belki eniştem hani çok acı yemiyor bizim gibi. Benim gibi yemiyor daha doğrusu. Şu Hüsa da çok acı yemiyor. Bundan şey azıcık da kendime bırakırım eve. Gerisini enişteme. Nasıl götüreceğiz onu? He? Nasıl götüreceğiz? Valla bizim de gırgırın tekeri patlamış. Valla patladı ya. Artık yukarı kadar mı gideceğiz? Nasıl gideceğiz bilmiyorum ki. Hüsa evin önüne gidemek de arabayla. Yukarıdan bir 5-600 metre yürüyeceğiz. Yürüyeceğiz aşağı. Ne yapalım yoksa gırgır tekir patlamış. Ona şimdi koyarım dolabına koyar. 2 gün yer onu. 2 gün yeter. Böreğimizi de yaptık. Yürüz da sıcak götürelim. Çayla yesin. Soğuyun hiç tadı kalmaz. Tadı kalmaz değil mi? Kalmaz. Sıcağına her şey güzel olur. Sıcak sıcak olsun. Ben de içeriden gidiyorum mutfaktan tencere falan alıp geleyim. Olur mu? Olur olur. Ha, bak bak. Pancarımız pişti. Şuna bak kaynama yok. Bak. Allah'ın işi. Böyle her şey kaynıyor işte. Evet. Tadıyla, tuzuyla. Kaynıyor. Ama kokusu nerelere gitti bilemem şu anda. Bayağı uzaklara gitmiştir. Pancar gerçekten de börek değil de pancar gerçekten çok güzel koktu. Allah'ım yeğene nasip olana afiyet olsun diyorum. Ondan sonra elimden geldiği kadar tabii ki yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi Sunay burada yok. Evimiz de hemen yakın değil ki arkadaşlar. Sabah mesela eniştem ulaşamadım. Ben çay hazırladım sabahleyin. Sunay'ı aradım çayı hazırlamaya başlamadan. Şükür de ahıra gitmişti. Sunay dedim enişteme söyle de çayı gelsin dedim. Abla dedi şimdi yağmur yağıyor sattı dedi. Sordu tabii ki yağıyor dedim. Sen de gidecekmişsin yaptı yana dedi. O gelemez şimdi bacağı da ağrıyor dedi. İyi dedim ben de hiç şey yapmadım da. Israr etmedim. Açık dolabına koyar bir tencere. Yanına da bir şeyler peynir zeytin koyar. Yumurta pişirir. Bekar adam ne yapacak? Makarna yemez enişten, pilav yemez. Ama pancar yemeğini her gün yer arkadaşlar. Vallahi. Elimden geldiği kadar ben de yardımcı olacağım.
Şöyle. Evet, çorba gidiyor. Çorba yolcu. Ama nasıl da güzel bir şey arkadaşlar, yumuşacık. Hamur gibi. Ben çok sulu yemeği sevmiyorum arkadaşlar. Benim yemeğim biraz katı olacak. Şöyle kaşıkta duracak. Burada kaynamaya başladı ha.